Örnek. dp bölü dt eşittir k çarpı p parantez içinde m eksi p. Lojistik denklemini p0 p0. Yani p 0 eşittir p 0 Yani p'nin sıfırdaki değeri eşittir p 0 Başlangıç şartını kullanarak çözünüz. Bu denklem bir çevredeki canlı popülasyonunun zamana göre değişimini verdiğine göre canlı sayısının en fazla olacağı değerin büyük m olduğunda gösterin. Arkadaşlar burada K0 yani K0'dan büyük ve P de yani canlı popülasyonu p 0la M arasında değişiyor. Bize ilk başta bu diferansiyel denklemi çözmemizi dp bölü dt eşittir k çarpı p çarpı m eksi p diferansiyel denklemimizi p sıfır P'nin sıfırdaki değeri P sıfırı kullanarak çözmemizi ve daha sonra da bu diferansiyel denkleminin çözümünden P'nin en fazla alacağı yani canlı popülasyonun en fazla alacağı değerin büyük M olduğunu göstermemizi istiyor. Şimdi bakalım bu diferansiyel denklemde sol tarafta dp bölü dt eşittir k p çarpı m p. Burada k ve m'in sabit olduğu belli. K ve P. K pozitif sabit. P ise P0 ile M arasında değişiyor. M. M de P'nin en fazla alacağı değer. Bunlar sabit. Yani P ve T'den bağımsız büyüklükler. Dikkat ederseniz şurası sağ taraf. H, P ve T şeklinde bir yapısı var. T'ye bağımlı olmasa bile sadece P bağımlı ve sabitleri içerdiği için ben buna değişkenlerine ayrıştırılabilir bir diferansiyel denklem diyebilirim. Şimdi genelde değişkenlerine ayrıştırılabilir diferansiyel denklemlerde arkadaşlar sabitler eğer haşın içinden sabitleri ayırabiliyorsan ki buradaki o sabit K sabiti M'yi ayırma lüksümüz yok. Bağımlı değişkenin olduğu tarafta bırakmaya özen gösterelim onu. O zaman dp bölü p çarpı m eksi p eşittir k çarpı dt. Şimdi değişkenlerini ayrıştırılırsa hemen kontrol edelim. p ve dt'nin tarafında karşı tarafla yani p p tarafında t ile alakalı bir kısım olmayacak. Sadece p bağımlı olacak. Burada ise sadece t bağımlı olacak. Sabitler her iki tarafta da olabilir ama ayrıştırılabiliyorsak sol tarafa sabitleri koymaya özen gösterelim. Şimdi her iki tarafın integralini alalım. Solun integrali direkt olarak alınabilir. Sağın da alınabilir. Sol tarafa baktığımızda 1 bölü P çarpı M eksi P var. Şimdi 1 bölü P'nin integrali olsaydı burada tek başına kolayca alınırdı bu. Elen P'ydi. Aynı şekilde 1 bölü m eksi p'nin de integrali kolay bir şekilde alınır elen formunda. Ama payda da bu sefer p çarpı m eksi p şeklinde olduğu için biz bunu integrali kolayca alamıyoruz. Şunu yapabiliriz arkadaşlar. Basit kesirlere ayrıştırabiliriz. O zaman 1 bölü p m eksi p'yi A bölü basit kesirlere ayrıştırıyorum. A bölü P artı B bölü M eksi P olacak şekilde basit kesirlere ayrıştırayım. Şimdi dikkat et. Burayı M eksi P ile burayı da P ile genişletiyorum. O zaman A çarpı m eksi p artı b çarpı p bölü ortak parantezde ikisinin de a p ve b çarpı m eksi p'nin pardon a çarpı m eksi b artı b çarpı p'nin paydaları aynı ortak payda o zaman p m eksi p. Evet arkadaşlar şu, bu eşitliğin en soluyla en sağına bakalım. Paydalar aynı. O zaman üstlerinde aynı olması lazım. Eğer eşitse bir eşittir. A M eksi P artı B P. Buradan burada bir P cinsinden bir polinom, P cinsinden sağ tarafı polinomlarına ayrıştıralım ve solla sağayı e, polinom eşitliği yapıp sabitleri belirleyelim. Sol tarafta sabitler dikkat et A çarpı M var. Kalan P'li terimlerin katsayıları B başka B eksi A. Evet buradan Şurada P'yi unutmayın. Sağ tarafta P'li terim varken sol tarafta P'li terim yok. O zaman şu eşittir 0. Burası 0 eşit. A çarpı M sabitler sağ tarafın sabitleri. Sol tarafın sabiti 1. O zaman A çarpı da M 1. Dikkat et buradan A eşittir. 1 bölü M. Bu e, B eksi A eşittir sıfırsa o zaman B eşittir A. E A eşittir bir bölü M. B eşittir de bir bölü M. Aynı şekilde bir bölü M'yi buluruz. E, o zaman tekrar şuraya döneyim. Sol tarafa dikkat et. Sol tarafa artık şöyle yazabilirim. 1 bölü m p artı artı b şurayı yazdım. Şurayı yazdım. Şimdi buraya yazacağım. b'yi 1 bölü m bulmuştum. O zaman 1 bölü m ortak parantezinde m eksi p bu basit kesirlere ayrıştırılmış hali. Şu tabi ortak parantez şurası çarpı dp eşittir eşittir integral şu k'yı bu integralin dışına çıkartabilirim k çarpı integral dt şimdi dikkat edelim dikkat edelim şurası şu m sabit bu da m sabit bu m'leri ortak parantezle sabitse hem parantezin dışına oradan da integral dışına çekebilirim. Integral dışından da sağ tarafa atabilirim. Neden ben şeyleri sabitlerin sağda olmasını istiyordum? O zaman m'yi şuraya getirdim. Yani buradaki m'yi şu şu 2m'yi önce dışarı oradan da sağ tarafa taşıdım. O zaman dikkat et şimdi. Solda 2 tane integral kaldı. 1 bölü P. Ayrıca şu dp'yi de içeri dağıttım. 1 bölü P dp artı 1 bölü M eksi P dp eşittir. Eşittir. Şöyle aşağı ineyim. Eşittir. M K dt. Buranın integralinin bir aşağı aldım yukarıda sıkışık yazda, yazdığım yere. Şurayı, şurayı, şuraya taşıdım. Buranın integrali ln p. Buranın integrali m p'ye u dersem, m p'ye u dersem, du eşittir, du eşittir, eksi dp eksi dp. Buradan dikkat et. dp eşittir. Eksi du. O zaman bu integral 1 bölü bir bölü u. Tabi bunun eksiliği dışarı geldi. du. O da bunun integrali de eksi Elen u evet u neydi u m eksi p idi o zaman eksi elen m eksi p dikkat et dikkat et birinci integralin sonucu elen p ikinci integralin sonucu eksi elen m eksi p burası. Ve sağ tarafın sonucu mk integral dt'nin sonucu mk t evet bu bütün hesaplanmış değerleri burada yerine yazalım. ln p eksi ln m eksi p eşittir m k t integral sabitini sakın unutma sağ tarafta artı c. Şimdi şu ln p eksi m eksi p bunu ortak elen ortak eleni alsam negatif e, kat sayısı negatif olan elen paydaya gelir. m eksi p eşittir eşittir m K, T, artı c Şimdi bu elenden kurtulmamız için ne yapmamız lazım? Logaritma e tabanına göre bu. O zaman e üzeri m K, T, artı c eşittir. p bölü m eksi p p bölü m eksi p eşittir. e üzeri m kt artı c Şimdi bizim için biz her zaman için diğer derslerde de integral sabiti c'nin mümkün olduğu kadar çözümde bir adet ve kat sayısı bir üstlerde değil ya katsayı olarak ya da toplama olarak basit bir şekilde gözükmesini istiyorum. Buradaki e üzeri c çok uygun değil bu isteğime bunu ben e üzeri mkt çarpı e üzeri c olarak yazabilirim. Şimdi e üzeri c e sabit üzeri sabit yani c. Bu da bir sabit. Şimdi buna yeni bir sabit c yıldız diyebilirim. Ama ben diğer derslerde de söylemiştim. Bu dönüşümleri bir sık sık yapacağız. Ee, sık sık böyle bir c'yi düzenlemek isteyeceğiz. Bunlara her seferinde yeni c vermemize gerek yok. Sonuçta aynı şeyi bulacağız. Sen bunu gördüğün zaman Bence buna hiç yeniden bir C diyeceğine veya farklı şeyler diyeceğine buna her zaman için hep C diyebilirsin. Sonuç hiçbir şekilde değişmiyor. Ee, en zor halde bırakıp dene bakalım sorunun sonundaki çözümle. Sen hiçbir şey bırak benim dediğimi yapma C böyle kalsın işlemlere devam et. Hem zorluğuna bak hem de e, en sonundaki bulduğumuz sonuçların aynı çıkacağını bir gör bakalım. Dolayısıyla ben C yıldız yerine C diyorum buna. E o zaman sağ taraf ne oldu? Sağ taraf sadece C çarpı E üzeri MKT. O zaman P bölü M eksi P eşittir. C çarpı E üzeri E üzeri MKT. Buradan neyi soruyordu bize? Buradan neyi soruyordu bize? P'nin zamana göre değişimini. O zaman benim bu çözümden P'yi çekmem lazım. P eşittir. M eksi P çarpı E üzeri pardon C çarpı E üzeri MKT. Evet. Şimdi Sağdaki P'li terim eksi P C çarpı E üzeri MKT. Onu sola atayım. Ve o tarafı ortak paranteze alırsam. Bir eksi C çarpı E üzeri MKT eşittir. Eşittir. Pardon. Şurası artı olması lazım. Çünkü eee şu kısım C çarpı bunun önünde bir negatiflik var. Sola geçtiği o artı olacak. Sağda kalan tek terim m çarpı c e üzeri m k t Şimdi buradan p eşittir p eşittir bir artı bir artı. Pardon bir o aşağı gelecek. m çarpı c çarpı e üzeri MKT 1 artı bir artı C çarpı E üzeri MKT. Şimdi bu çözümde iki tane integral sabiti var. ama ikisi de aynı integral sabiti C iki tane gözüküyor. Bu benim istemediğim bir şeydi. Ben her zaman düşürebiliyorsak sadece bir tane c olmasını istiyordum çözümde bunun için bir düzenleme yapmam lazım yalnız önce size bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazen bu e, basitleştirmelerde yanılabilirsiniz. Şurada bu kısımda m çarpı c'nin iki sabitin çarpım halinde olduğunu ve ikisinin çarpımının aslında bir sabit olduğunu ve aslında bunu m çarpı c yerine yine tek bir C olarak yazabilmemiz gerektiğini söylerseniz hata yaparsınız. Nedeni de şu. Aslında doğru söylüyorsunuz ama bu denk bu çözüm için doğru değil. Nedeni de şu. Şu aşağıda bir tane daha C var. İşte bu C'den dolayısıyla bu C nedeniyle sen bu MC'yi önceki sorularda veya bu kısımda yaptığım gibi basitleştirmek için Tek bir sabit diyemezsin. Bu aşağıdaki C bu işi bozuyor. Ha, Bu aşağıdaki C'nin de yanında bir M olsaydı, büyük M olsaydı o zaman ikisine bir sabit derdin. Dolayısıyla en son şartı sağlatırken bunun e, ortadan yok olacağını veya bu ikisini birden aynı şekilde bulabileceğini ne yapardın? Söyleyebilirdin. Ama burada maalesef MC'ye yani iki sabitin çarpımına her ne kadar daha önceden Basitleştirmek için sabit diye devam ediyorsak, yani integral sabiti olarak yazıyorsak, maalesef burada bunu diyemiyorsun aşağıdaki c'den dolayı. O zaman şimdi ne yapmamız lazım? Şunu yapalım. Bu sağ tarafı tek bir sağ tarafta tek bir c olabilmesi için her iki tarafı C eksi 1 ile çarpalım. Yani hem yukarı hem aşağıyı C'ye bölelim. Şu C'ye gitti. Bu C'ye gitti. Şuraya 1 bölü C geldi. Şimdi dikkat et. 1 bölü C. Şimdi bir tane C var. O da 1 bölü C burada. Sabit bölü sabit. E işte bu da bir sabit aslında. Sen bunu yine integral sabiti C olarak buradan devam edebilirsin. O zaman P eşittir. P eşittir m bölü m bölü pardon e üzeri m kt bölü 1 artı e üzeri pardon c artı e üzeri m kt şimdi daha sonraki işlemlerde daha sonraki işlemlerde bir basitleş e, işlerimizi kolaylaştıracak. Sağ tarafta bir basitleştirme daha yapayım. Şimdi yukarıda iki tane E üzeri MKT var. Ben yukarıyı ve aşağıyı E üzeri eksi MKT ile çarpayım. Yani hem yukarı E üzeri eksi MKT hem de aşağı E üzeri eksi MKT ile çarpıyorum. O zaman yukarıdaki şu E üzeri MKT sadeleşiyor. Şu e üzeri mkt sadeleşiyor. C'nin yanına bir tane e üzeri eksi mkt geliyor. O zaman p eşittir. m bölü c artı e üzeri pardon c çarpı e üzeri eksi m artı 1. Bu benim genel çözümüm. Bu benim genel çözümüm. Aslında genel çözümü şu adımda bulmuştum. Aslında genel çözümü şu adımda bulmuştum. Ama daha doğrusu şurada bulmuştum. Ama burada P açık formda değildi. Yani P yalnız başına bırakılmamıştı. Dolayısıyla onu bir defa çektim. P'yi yalnız başına buldum. Daha sonra ise integral sabitinin iki tane olduğunu ve bunu basitleştirmek için teke düşürmek gerektiğini söyledim ve bir takım manipülasyonlarla sadece paydada bir tane c getirdim ve hem paydada hem payda da olan e üzeri mkt'nin bir nedenden dolayı hoş olmadığını ve bunu da e üzeri eksi mkt olarak Dönüştürmek istediğimi söyledim ve bunun içinde her iki tarafı e üzeri eksi mkt ile çaktım. Ve şu daha basit halde gözüken genel çözümü buldum. Bizim sorumuzun çözümü daha bitmedi. Bize başlangıçtaki popülasyonun p0 olduğu durumu soruyordu. E o zaman bu yukarıdakine bunu sağlatayım. P0 eşittir. P0 eşittir. M çarpı C çarpı E üzeri eksi M K çarpı 0 artı 1. Buradan dikkat edersen şurası 1 oldu. O zaman P0 eşittir. M bölü C artı 1 Buradan C artı 1 eşittir. M bölü P0. Ve integral sabitimiz C'miz. M bölü P0 eksi 1. Şimdi bu çözümü bu çözümü gelelim. Şurada bulduğumuz genel çözüme koyarsak. P eşittir. P eşittir. M bölü 1 artı. Şu şekilde yazayım. Şu 1'i başa getireyim. Ve C yerine M bölü P0 eksi 1 yazayım. Çarpı E üzeri eksi M K T. Evet. Çözümümüzü bulduk diferansiyel denklemin çözümünü. Şimdi bu çözümümüzü bizim yorumlamamızı istiyordu. Neydi o yorum? En fazla popülasyonun, popülasyonun alacağı değerin büyük M olduğunu gösterin diyordu. Bu P'nin zamana göre değişimi. Bu ne demek? Popülasyonun en fazla alacağı değerin M olduğu. Yani popülasyon ne zaman en fazla değerini alır? Limit t sonsuza giderken popülasyon en son değerini alır. Yani büyük M'yi alır. O zaman dikkat et limit t sonsuza giderken m bölü 1 artı m p0 eksi 1 e üzeri eksi m t. Şimdi dikkat etmeni istiyorum. Şurada buranın sol tarafın limiti nedir? T gördüğün yere sonsuz yazarsam bak şurada e üzeri eksi sonsuz var. E üzeri eksi sonsuz. T yerine sonsuz yazdım. E üzeri eksi sonsuz bir bölü aslında E üzeri sonsuzdur. Bir bölü E üzeri sonsuz yani sonlu bir sayı bölü sonsuz bir sayı o zaman sıfırdır. Bu sıfır olur. O zaman ki ben buna eksponansiyel olarak çok küçük terim deriz biz buna. Eksponansiyel çok küçük terim deriz. Bağımlı değişkenin sonsuza gittiği durumlarda bu terim sıfırlanır arkadaşlar. O zaman şu sıfır olursa şu kısım da otomatikman gider. Dikkat et buradan limit ne çıkar? M bölü 1 o da eşittir. M çıkar arkadaşlar. M çıkar. Yani soru en fazla popülasyonun alacağı değerin m olduğunu gösterdik. E, bu tarz doğrulama işlemleri arkadaşlar bizim e, bazı problemlerde çözümleri e, fiziksel olarak son en son durumda davranışını bildiğimiz ki biz buna kararlı hal çözümleri deriz. Yani e, bazı çözümler sonsuza giderken zaman bağımlılığını yitirir. Biz buna Kararlı çözüm Steady state çözümleri de bunlar. Ne yapar? Zamana göre değişir, değişir, değişir ama belli bir zamandan sonra artık değişim durur ve popülasyon bir M değerinde ne yapar? Sabitlenir. Dolayısıyla aslında p t şurada verdiğimiz diferansiyel denklemin çözümüyken MC steady state çözümüdür. Kararlı durum çözümüdür. Steady state çözümüdür. Bazı mühendislik problemlerinde bu steady state haline ulaşması sistemin çok kısa sürelidir. Dolayısıyla ee, diferansiyel denklemin çözümünden ziyade bu sonsuzdaki davranışı yani fonksiyonun Nerede, e, neye ulaşacağı bizi daha çok ilgilendirir. E, biz bu davranışı e, yapmasını bekliyorsak çözümün o zaman bu da bizim için bir e, çözümümüzü kontrol etme, yani doğrulama kriteridir. E, bakarız hakikaten de işin doğasına göre uygun mu davranıyor. Bir limit alırız, en son da davranışa bakarız. E, ayrıyetten başka neye bakarız? e, şartları sağlıyor mu diye bakarız. Dikkat et şartına ilk baştaki şartı sağlıyor mu bakalım. Şurada t yerine 0 koyduğum zaman burası 1 olur. Burası 1 olur. Şu 1 ile 1 sadeleşir. Şu m ile de bu m sadeleşir. Paydadaki 1 bölü p0 yukarı çıkar. Evet buradan da p0 eşittir. p0 bu hız, ilk şartı da hızlıca bu çözümün sağladığını söyleyebiliyoruz. Fiziksel olarak uygun bir çözümde bulduk. Bu da bizim e, eğer çözümü sağlatamadığımız durumlarda hızlı bir e, doğruluk şey istiyorsan e, nesi e, doğrulama istiyorsan başvurduğumuz bir yol arkadaşlar. Ha gelelim neden gelelim neden şu çözümdeki şu çözümdeki E üzeri MKT'leri istemediğime e üzeri eksi mkt haline getirdiğime yani e üzeri mktleri ben çözümde bir anda nedensiz olarak e üzeri eksi mkt olduğunu şey yaptım e, olması olsa benim için işime daha yarar dedim buradaki limit işlemini kolaylaştırdığı için arkadaşlar e, çözümlerdeki eksponansiyel küçük yani e, sonsuzda sıfırlanacak terimleri e, şey yapmanız tutmanız, getirmeniz her zaman için bir fonksiyonun sonsuzdaki davranışını görmek için daha pratik ki o davranışı beni sorudan istiyor. Dolayısıyla benim bu e üzeri eksi mkt'yi çözümde bu şekilde getirmemin asıl sebebi bu m'i görmek için bir yaptığım neydi? Aslında basitleştirmeydi diyebilirim.